aileler ne yapsın? Nasıl geçinecekler? Yani onca çok ekmek tüketen aileler var biliyorsunuz. Hani geldiğimiz noktada ben de şirin yerde oturuyorum. Şirin yer pazarına bakıyor balkonum. Ben de pazara kendim gidiyorum. Kars'ta kasap var. İşte manav biraz ileride falan. Hatta fırın var biraz tam yolun köşesinde. Hepsine çoğu zaman kendim gitmeye çalışıyorum İzmir'de olduğum sürece. Yani ekmek kuyruğunda ekmek alacak 3 kişi varsa askıda ekmekte 15 kişi bekliyor. Yani şimdi yani nasıl içiniz acımaz ve biz bunu yani hani zannediyorlar ki bazen hani vekiller Ankara'dan. Hayır, biz hayatın içindeyiz. İşte sabahın köründe kalkıp oğlumu okula yolluyorum ve karanlıkta yolluyorum. Evet, hakikaten uygulanan politikanın ne kadar anlamsız olduğunu ben birebir hayatımda yaşıyorum. Çünkü oğlum daha gözünü açamamış oluyor o saatte. Biz bile çok zor açıyoruz. Tabii, tabii. Çünkü metabolizma gün aydınlanınca kendine gelmeye alışkın. Yani bu kendini daha dinç hissediyorsun güneşle. Yani insan doğası gereği. Şimdi biz sabah başlıyor aslında yaşanan sorunu. Sonra okula yolluyorsunuz. Diğer masraflar. Dediğiniz gibi kasabı var, manavı var, pazarı var. Artık insanlar kasaba falan zaten gidemez olmuş. Değil. Tabii. Yani kıyma 100 gram almaya başlamışlar. Düşünün yani. Siz geldiğiniz noktada yani bu hani bir tabir var ya siyasetçilerin, benim en nefret ettiğim şeydir. Halka inelim falan diyebilir. Artık halka insin buna. Ya biz halkız ya. Siz ne yaşıyorsanız biz de aynısını yaşıyoruz. Biz de çocuklarımızı sabahın köründe okula yolluyoruz söylene söylene. Biz de o kasaba manava gittiğimizde, pazara gittiğimizde aynı şeyler yaşıyoruz. Biz de doğalgaz faturası kaç lira gelmiş diye bakıyoruz ve biz de şoka giriyoruz. Evet. Yani İzmir gibi bir yerde çok yüksek doğalgaz faturaları, elektrik faturaları. Biz şanslı bir iliz. Geç açmaya başladık i̇şte o yüzden diyorum hani İzmir gibi ve İzmir hani İç Anadolu'ya göre, Doğu Anadolu'ya göre o kadar daha soğuk olmayan bir daha ılıman iklimdeyiz. Yani düşünün hani bu şartlarda bir asgari ücretlinin yaşaması mümkün değil. Yani asıl sihirbazlar bence bu asgari ücretle geçinmeye çalışanlar hakikaten yani. Hani onların bir asgari ücretliği bu ülkenin devletin başına koysa hakikaten çok daha güzel yönetir. Çünkü o rakamla iki çocuklu aile yönetebiliyorsa ve kira da ödüyorsa bunun yanında asıl kahraman olur. Asıl kahraman onlar. Bence bırakalım bir asgari ücretliye. Şöyle bir aylığına yönetsin. Hakikaten bunlardan bin kat iyi yönetir. Ya emeklilerin durumu da çok kötü. Onlar da bin liralar gibi emekli maaşı al. Bin lira nedir? Bin lira şu devirde artık çocuk oyuncağı gibi bir para. Kira bile yok bin lira. Evi yoksa hele. Hele evi yoksa. Ki kiralar inanılmaz uçtu gitti. Yani biraz hani belki ev sahipleri de haklı. Çünkü giderler arttı. Yani tabii onlar da yaşamını sürdürmek zorunda ama çok afaki artışlar oldu. Ve çok kötü niyetliler de çıktı bu arada. Yani bir de zor günler yaşadık. Tabii deprem, konut ihtiyacı da arttı. Konu ihtiyacı da arttı. Bir de şimdi 1000 liraya kiraya vermiş 3 yıl önce. İşte 1500 olmuş diyelim. Ama yan komşu yeni girmiş 4000 lira. Kiracılara baskılar başladı. Hani bir bahaneyle çıksa da acaba daha yüksekten bir kiraya mı versen diye. Ya hakikaten ciddi de bir konut krizi yaşanıyor İzmir'de. Birçok ilde de böyledir büyük bir ihtimalle. Ama dönüp ev alalım deseniz ev almanız mümkün değil. Artık milyonları bulmuş evler. Kimse bu şartlarda kredilerle falan ev alması da mümkün değil. Yani hani ne taraftan tutsak elimizde kalıyor aslında ülke. Hangi alana bakarsanız bakın elimizde kalmış durumda. Biraz iç karartıcı bir konuşma oldu ama maalesef hayatın gerçekleri bu. Ben başka programlarda da diyorum. İnşallah bu karanlık zihniyetten kurtulduktan sonra çok daha güzel şeyler konuşuruz. Hatta biz de inşallah magazin programlarına geliriz. İşte belki modadan konuşuruz, sanattan konuşuruz, şiirler okuruz diyorum ama yani halkın gerçeği bu ve bizim de görevimiz bunu söylemek. O yüzden belki bize işte çıkınca iktidar vekilleri ya da cumhurbaşkanı diyor işte muhalefet seçim istiyor. Hayır, muhalefet seçim istemiyor. Vatandaş seçim istiyor. Ve biz bu vatandaşın yaşadığı hayatın gerçeklerini de buralardan söylemek zorundayız. O yüzden belki biraz iç karartıcı bir sohbet oluyor ama bunun için de kusura bakmasın bizi izleyenler. Aslında yaşadıklarımız bir taraftan. Evet, işte normal anlatıyoruz aslında. Kasapta, benim pazarda, evet. Diğerinin markette yaşadıklarını anlatıyoruz. Evet. Hepimiz iç karartıcı bu tablonun içindeyiz ne yazık. Evet. Kurtulacağız ama en önemlisi ya umudumuz çok yüksek bizim. Bize hakikaten insanlar önce kendilerine güvensinler. Çok dirayetli bir halkız hakikaten. Birçok zorluğa göğüs gerdik. Önümüzdeki yıllarda da zaten tarihte de öyle birçok zorluğa göğüs germişiz. Çok az bir zaman kaldı. Bu karanlık zihniyetten kurtulacağız. Bizim umudumuz çok yüksek. Biz onlar için hakikaten çalışıyoruz. Son 6 ayda ben 22 ilde ayrı çalışmaya
gitmişim. İç Anadolu, Doğu, Güneydoğu. Diğer milletvekili arkadaşlarım da öyle. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu da öyle. Sürekli alandayız, sahadayız, insanları dinliyoruz ve onlardan topladığımız bilgilerle politikalar geliştiriyoruz. Hı hı. O yüzden biz hazırız. Yarın seçim olsa bu ülkenin ekonomide, sağlıkta, eğitimde, dış politikada nasıl yönetileceğini hakikaten tüm dünyaya gösterecek durumdayız. Umutlarını kaybetmesinler. Önce kendilerine, sonra da bize güvensinler. Şimdi erken seçim çıkışı dolayısıyla CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Mersin mitingini bu çıkışla gerçekleştirdi ve bir erken ziyaretleri de çok sık son zamanlarda bakıyoruz. O ilden o ile sivil toplum kuruluşları ve farklı bir hareketlilik var muhalefet cephesinde. Yani hem CHP hem de İYİ Parti tarafından baktığımızda keza Akşener'in de ziyaretleri çok sıklaştı. Bu ziyaretlerin bu kadar çok sık olmasının, mitingin ardından daha da sıklaşmasının nedeni nedir? Bu arada siz mitingi nasıl, mitingde orada mıydınız? Yok, değildim. Mitingde değildim ama hakikaten çok ciddi bir kalabalık vardı. Ben de canlı birebir izledim. Çok ciddi bir kalabalık vardı ama şöyle, gittiğimiz illerde şöyle bir sistem var. Bir genel başkanımızın başkanlığında 20 vekil, 30 vekil gidiyoruz. Genel başkanımızın programı haricinde. Gittiğimiz her ilde genel başkanımız olmasa bile genel başkan yardımcılarımızla bizle bir mini miting oluyor aslında. Gittiğimiz illerde, ilçelerde. Yani inanılmaz ilgi var. Hele ki genel başkanımız gittiğinde yani özel bir miting düzenlenmesine bile gerek yok. Tamam, Mersin mitingi ayrı bir şeydi. Ama onun dışında da gittiğimiz her yer inanılmaz ilgi var. Ve daha önce hatta şöyle diyorlar. Çok düşük oy aldığımız illere de gittik biz. Orada çalışma yaparken bazen diyorlar ki vekilim eskiden olsaydı bu esnaflar bizi kapıdan içeri almaz. Merhaba dedirtmez ya da partinin broşürünü almazlarmış. Şimdi kendileri davet ediyor. Sohbet ediyor, anlatıyor. Hatta diyorlar ki ya vatandaş hani bir çare mi? Tabii ki, yani bir çare oluyor. Diyor ki ben bir derdimi anlatayım diyor vekilim sana. Gel diyor, çay söyleyeyim, kahve söyleyeyim diyor. Ya vatandaş hakikaten zor günler yaşıyor ve umudu da Millet İttifakı'nda görüyor. O yüzden de bu kadar ilgi çok. Ya bir anda biz Aksaray'dayken genel başkan Mersin'de. Biz bir haftalık Doğu Güneydoğu çalışmasına gittik yaklaşık 10 vekil. O anda başka bir genel başkanımız Zonguldak'ta, başka biri Yozgat'ta. Yine yanında 10-20 vekil arkadaşımızla birlikte. Ve bir de bunun dışında da dönüp kendi illerimize de çalışmalar yapıyoruz. Tabii bazen illerimizi ihmal ediyor olabiliriz. Mesela İzmir için geçerli bu ama ben diyorum ki yani bizim bu Anadolu'nun İzmir'de yetişen dağlardaki çiçeklerin tohumlarına ihtiyacı var. O yüzden bizi biraz mazur görün. Biz buradaki topladığımız tohumları, buranın çiçeklerini Anadolu'ya yaymamız gerekiyor. Çünkü birçok vekil gidiyoruz ama tanışırken insanlarla İzmir vekili deyince insanların gözünün içi parlıyor. Ve diyorlar ki ay İzmirli miyiz, İzmir'den mi geldiniz? Ya insanların da için İzmir bir umut ışığı, İzmir bir güneş. O yüzden de İzmir'de belki çok fazla bulunamıyoruz ama Anadolu'ya, Doğu'ya, Güneydoğu'ya, Karadeniz'e, Akdeniz'e buradan aldığımız umudu, buradan aldığımız o güneş ışığında yansıtmak için ben de diğer İzmir milletvekili arkadaşlarımı da götürüyoruz. Ha, o yüzden de biraz İzmirli halkından da özür diliyoruz bu anlamda. Çünkü İzmir halkı da tabii zor günler yaşadı. Siz de az önce söylediniz, deprem, bir yıl pandemi, aşkın, sel. Pandemi, sel, tsunami. Yani hani espri yapıyordu ya artık, bir yani göktaşı inmedi, bir uzaydan bir şey gelmedi. O hale geldi. Tabii ki acılı günlerde hep yanlarında olduk ve sorunlarını da takip ediyoruz. Depremzedelerin de sorunlarını takip ediyoruz. Kamil Hoca ile ben deprem komisyonundaydık aynı zamanda. Raporumuz tamamlandı, teslim ettik meclis başkanlığına. Bizim şerhlerimiz de var bu konuda. Devamında da depremzedelerin kurduğu derneklerle görüşüyoruz, platformlarla görüşüyoruz. Onların sorunlarına da vakıfız ve elimizden geleni de yapmaya çalışıyoruz aslında. Evet. Tabii deprem spesifik ve can yaralayıcı bir konu olduğu için. Tabii kaybettiklerimizi geri getirmemiz mümkün değil ama en azından kalanlar için hayatın daha da zorlaşmasının önüne geçmek gerekiyor ve hatta kolaylaştırmak gerekiyor. Çünkü bu bir afet, isteyerek olmadı. Kimsenin bir soru, kimse istediği için olmadı, kimse yapmadı, bir afetti. O yüzden de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ben de diğer vekil arkadaşlarım da. Şimdi konu kentsel dönüşüme geldi. Sonlara doğru da yaklaşıyoruz. Deprem konutlarının tesliminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne hedef alan bazı açıklamaları vardı. Ondan önce yaşanan aslında afetlerde de, selde de yine bir İzmir ziyaretinde zannediyorum ki kongre vardı buraya geldiğinde. Yine CHP'yi sert bir dille eleştirmişti yaşanan afet üzerinden. Ardından deprem konutlarının tesliminde ve en sonda
yine bu Kızılcı Hamam kampında hem İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne hedef aldı, hem kentsel dönüşüm çalışmalarına hedef aldı. Hatta gazeteci arkadaşlarla birlikte de izlerken dedik ki hani Ankara'da CHP'de, İstanbul'da CHP'de ama son zamanlarda sağımızı dönüyoruz İzmir, solumuzu dönüyoruz İzmir. İzmir neden bu kadar hedef? Herhalde uhde kaldı içlerinde. İzmir için biliyorsunuz birçok aday denemesi yaptılar İzmir Büyükşehir Belediyesi için. İlçeler için de geçerli. Son en azından ben siyasete başladım. Yani son 22-23 yıldır gözlemlediğimiz, onların da siyasette yer aldığından itibaren İzmir herhalde içlerinde uhde kaldı. Hatta zaman zaman sinirlenip bilinçaltları ortaya çıktı biliyorsunuz İzmir'e. Söylemedikleri laflar kalmadı. Çünkü şimdi telaffuz bile etmek istemiyorum ben. Yani bir uhde içlerinde bilinçaltlarına da yerleşmiş İzmir. Çünkü hani az önce de söyledik ya, kurtuluş İzmir'den başlıyor. Güneş İzmir'den doğuyor aslında. İlk kurşun İzmir'de atılmış. O yüzden ellerinden geldiğince yerel yönetimlerimizi yıpratmaya çalışıyorlar. Daha öncesinde de böyleydi. Daha önceki belediye başkanlarımız olduğunda da böyleydi aslında. İşte oraya gönderilen raporlar onaylanmazdı. Oradan projeler onaylanmazdı, çıkmazdı biliyorsunuz kredilerle ilgili de. Şimdi aynı tutumları devam ediyor. Aslında amaçları şu: İzmirlileri sevindirmek ya da İzmirliler için bir şey yapmak değil. İzmirliler üzerinden, İzmir'in sorunları üzerinden yerel yönetimlere vurmak istiyorlar. Belediye başkanlarımıza vurmak istiyorlar. Peki bu tutuyor mu? Tabii ki tutmuyor. Çıkıp sokağa sorduğunuzda aslında bunun bir karşılığı olmadığını görebilirsiniz. Sadece o da az önceki gibi bir suni gündem yaratmış. Artık İzmir'de neler oluyor dedirtmek istiyorlar ama İzmir halkı İzmir'de ne olduğunu biliyor. Kendileri seçtiler belediye başkanlarımızı, meclis üyelerini seçtiler. Onlar hep bir sloganımız da var ya, tıkır tıkır çalışıyor diye. Hepsi İzmir için, İzmirlilerin iyiliği için, İzmir'in faydasına, İzmir'in doğasını, kültürünü korumak için, İzmir'in doğru kentleşmesi için hem Büyükşehir Belediye Başkanımız hem de ilçe belediye başkanlarımız ellerinden geldiğince çalışıyorlar. O yüzden öyle çamur at izi kalsın mantığı başka illerde tutabilir belki ama İzmir'de tutmaz. Hiç boşuna uğraşmasınlar. Şimdi ısrarla erken seçim yok da diyor ya iktidar. Ama o Kızılcahamam kampında İzmir teşkilatına ve bütün teşkilatlara da şöyle bir seslenişi olmuştu. Kapı kapı gezin, yapılanları anlatın, çalışmaları yürütün. Hani erken seçim var mı yok mu sorusunu biz de izlerken düşünüyoruz. Bunca yaşanan gelişme, yani yaklaşık 40 dakikadır değerlendirdiğimiz bunca ne konunun geçti, sonu erken seçime mi gider? Yani erken seçim, onlar karar alır mı bilmiyorum ama erken seçim olmalı. Yani ben ne zaman olmalı? Yarın hemen karar verilip olmalı yasal süreler içinde. Çünkü insanların artık daha fazla dayanabilecek gücü kalmadı. Ya bu ülkenin daha fazla dayanabilecek gücü kalmadı. Çünkü hakikaten devlet kurumları da çökertti. Artık bir devlet partisi haline geldi Türkiye. Ve eskiden olan devlete olan güven yitirildi. Devlet kurumlarının içine güven yitirildi. Ve bir an önce vatandaşla devletin barışması gerekiyor. Bunun için de bir an önce erken seçim olması gerekiyor. Onlar kaçıyorlar, öyle gözüküyor. Genel başkanımız programlara da davet ediyor Cumhurbaşkanı. Gel birebir konuşalım sorunları diyor. Nasıl programdan kaçıyorsa erken seçimden de kaçıyorlar. Çünkü hep anketler konuşulur ya. Ben anketlere çok riayet eden bir siyasetçi değilim. Ben sokağa dinlemeyi tercih ederim. Çünkü en asıl anket sokakta. O da vatandaş, daha önce oy verenler bile bıkmış durumda. Elim kırılsın diyenler var. Bir daha asla oy vermem diyenler var. O yüzden sokakta erken seçim istiyor. Ve bu iktidarın değişmesini istiyor. Bizler de bir an önce artık bu ülkenin kendi kaynaklarıyla, öz kaynaklarıyla geçinebilecek bir ülke olduğunu iyi biliyoruz. Doğru yönetilirse. Bir an önce bu yönetim değişip ve burada bu topraklarda yaşayan vatandaşların, bu topraklarda yaşayan halkın da hak ettiği gibi yönetilmesi gerektiğini düşünüyoruz ama onlar görülüyor ki kaçıyorlar şu anda bu arenadan. Ve erken seçim konusu her açıldığında da iktidarın ilk hedefi